Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 8 Mayıs'ta Türkiye saatine göre sabah 6:23'te 18 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay 2024'ün en ilginç ve dikkat çekici yeni aylarından birisi. Evet, Boğa burcunda çok önemli gezegen geçişlerini görüyoruz ki Mayıs ayının genelinde Boğa burcundaki bu etkili gezegen geçişi önemli olacak ve bu yeni ayda işte Boğa burcuna özellikle vurgu yapan çok önemli bir süreci gündeme getiriyor. Yükselen an haritasında da yine Boğa burcu olduğunu görüyoruz. Bu da birçok gezegenin, 5-6 gezegenin Boğa burcunda toplaştığı çok güçlü bir enerjiyi ortaya çıkarıyor. Öncelikle Boğa burcu biliyorsunuz toprak elementine ait bir burçtur. Sabit nitelikler taşır. Boğa'nın yöneticisi Venüs'tür ve Venüs de Boğa burcunda olarak çok güçlü, önemli bir pozisyonda ve birçok etki, özellikle Venüsyen etkiler, Boğa burcunun sembolize ettiği konular bu yeni ay ve Mayıs ayının genelinde kişisel ve toplumsal alanlarda çok dikkat çekici olabilir. Evet, Boğa burcu neleri sembolize ediyor? Toprak ve topraktan aldığımız her türlü değer Boğa burcuyla alakalıdır. Dolayısıyla tarım, üretim, gıdalar, ürünler, bunlar Boğa burcuyla ilgilidir ve para Boğa burcunun yönetimindedir. Ekonomi, finansal piyasalar, bankalar, bunlar yine para birimleri, değerli madenler, kaynaklar, bunlar Boğa burcunun semboliklerindendir. Bununla birlikte mimarlık, dekorasyon, emlak sektörü, inşaat alanı, tüm kuyumculuk ve mücevherle ilgili alanlar, sektörler, güzellik, kozmetikle ilgili alanlar ve sanatsal konular, müzik, bunların hepsi yine Boğa burcunun yönettiği alanlardır. Venüsyen bir burç Boğa ve tabii ki kişisel keyiflerimiz, konfor alanlarımız, hayattan aldığımız zevkler, sevdiğimiz her türlü şey, isteklerimiz, taleplerimiz, arzularımız, sahip olmak istediğimiz kaynaklar, bunlar Boğa burcuyla alakalıdır. Sevgi de Boğa burcu, Venüs sembolü yönetimindedir. Aşk, cinsellik, bunlar yine Boğa burcunun yönetimindedir. Konforumuza ait bizim temel ihtiyaçlarımız, tabii ki maddi manevi güvenliğimiz, paramız, sahip olduğumuz malımız, bunların hepsini Boğa burcu yönetir. Evet, bu yeni ay özellikle sabit burçlarımız için çok önemli olacak. Boğa, Aslan, Akrep ve Kovalar önemli etkiler alabilirler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda güneşiniz ve yükselen burcunuz varsa ve kişisel gezegenleriniz bu burcun 10 ile 30 derece arasındaysa bu yeni aydan önemli etkiler alabilirsiniz. Orb aralığını çok geniş tutuyorum çünkü çok fazla gezegen etkimiz var. Dolayısıyla biraz daha bu Boğa burcunun neredeyse tüm dereceleri aslında bu yeni aydan önemli etkiler alabilir. Boğa dışında Koç burcu etkisini görüyoruz. Mars Koç burcunda, Merkür Koç burcunda. Merkür ayın ilk yarısında Koç burcunda olacak. O da daha sonra Boğa burcundaki bu gezegenlere dahil olacak. Kuzey düğüm Koç burcunda. Koç ve Boğa burcunun etkili olduğu bir zaten gökyüzü görüyoruz. Bunlar bireysel burçlar aslında. Yani birinci ve ikinci burç. Dolayısıyla bu yeni ay döngüsünde kişisel arzularımızdan daha istekli, daha hırslı, daha kararlı olabiliriz. Mars gereken mücadele gücünü, savaşma gücünü bize verebilir. İstiyorum ve istediğimi alırım tarzında bir hareket olabilir. Tabii ki bunun olumlu yanları olabileceği gibi dikkat edilmesi gereken konular da var. Burada biraz bencil eğilimler artabilir açıkçası. Biraz açgözlü, hırslı eğilimler artabilir. Çok fazla sahip olma dürtüsüyle hareket edebiliriz. Kaynaklarımızı büyütme anlamında daha açgözlü tavırlar olabilir. Ya da sahip olduklarımızı aşırı derece savunma içerisinde olabiliriz. Para kazanma dürtüleri artabilir, alışveriş dürtüleri artabilir. Keyif, konfor ihtiyacı artabilir, tembellik eğilimleri artabilir. İştah artabilir. Yani bu ay biraz aslında bu keyif konularına
yönelmek için de kendimize izin vermekte fayda var. Çünkü bunları frenlemek zor olacak. Yani aşırılıklar olabilir. Kilo kontrolü zorlaşabilir. Yeme içmeye çok fazla düşkün olabiliriz. Tabii ki bunun da biraz riskleri olabilir. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi önemli gezegen kavuşumları olduğunu görüyoruz Mayıs ayında. Yeni ayı takip eden günlerde 13-14 Mayıs'ta Güneş Uranüs'le kavuşacak. Bu tabii ki güçlü bir kavuşum. Şu aralar Uranüs Boğa burcunda, Venüs Jüpiter Boğa burcu. Jüpiter artık Mayıs ayında Boğa burcundan ayrılacak 26 Mayıs'ta. Bu geçişi öncesinde çok önemli temaslar yapıyor. Önemli gezegen, önemli derecelerde temasları olacak, gezegenlerle kavuşumları olacak. 21 Nisan'da Jüpiter'in Uranüs'le kavuşumu gerçekleşti. Halen daha aslında bu kavuşumun tesiri devam ediyor. Ve an haritasında baktığımızda yükselen derecesine yakın bir Uranüs görüyoruz. Yükselen derecesi 26 derece Boğa. Bu da Algol yıldızıyla da birleşiyor. Biliyorsunuz Algol yıldızı Boğa burcun en önemli sabit yıldızlarından birisidir. Sert etkili bir yıldızdır. Etkileri çok güçlüdür, dönüştürücüdür ama genel olarak biraz olumsuz, sert enerjiler getirdiği kabul edilir. İşte önümüzdeki dönemde aslında Temmuz, Ağustos aylarında Uranüs Algol yıldızıyla da kavuşma içerisinde olacak. Bunun da önemli tesirleri söz konusu. Uranüs en son 1941-1942 döneminde Boğa burcunda Algol yıldızı ile birleşmişti. O dönemler zaten işte İkinci Dünya Savaşı'nın öne çıktığı, dikkat çektiği süreçleri de işaret ediyor. Ekonomik anlamda yine dünya üzerinde piyasalara etkileyebilecek önemli krizlerin tetiklenebileceği bir dönem aslında. Boğa biliyorsunuz parayı yönetir. Mayıs ayında çok fazla para konuları gündemde olacak ama burada Uranüs'ün etkisi, Jüpiter'in etkisi zaman zaman kontrolsüz, zaman zaman aşırılıklara yol açabilecek, biraz dengesiz durumlarda ortaya çıkarabilir. Evet, Venüs iyicil bir gezegen Boğa burcunda. Jüpiter iyicil bir gezegen Boğa burcunda. Dolayısıyla her iki iyicilin de bu burçta olması Boğa yeni ayının aslında Mayıs ayında bize daha fazla şans, bereket, büyüme fırsatları, iyilikler, güzellikler, aşk, sevgi, maddi kazanç getirmesini bekleyebiliriz. Yani birçok kişi için aslında çok önemli fırsatlar içinde barındıran da bir özel dönemden geçiyoruz. Her zaman bu kadar güçlü gezegen geçişleri bir burçta görünmez. Özel dönemlerdir. Etkileri de daha kalıcı ve uzun süreli olur. Zaten Boğa burcu temelde istikrar, huzur, güven arayan bir burçtur. Ve Boğa burcunun sembolikleri de uzun vadeli hedeflerimiz, bize güven veren ya da istikrar istediğimiz konularla alakalı. Dolayısıyla Boğa burcunun bu yeni ayla beraber İşte böyle uzun vadeli hedeflerimize odaklanabiliriz. İlişkilerde de uzun ve kalıcı ilişkilerimizde adımlar atabiliriz. İş konuları, para konuları, buralarda da daha güvenli bazı hareketler yapmamız ya da kazançlarımızı arttırmamız mümkün olabilir. Özellikle boğa burçları, akrep burçları, yengeç, oğlak, başak burçları, balık burçları çok özel fırsatlarla da karşılaşabilirler. 13-14 Mayıs'ta Güneş-Uranüs kavuşumu var. Bu tabii Uranüs'ün o beklenmedik, hızlı, ani enerjilerini dünya üzerinde hissedebiliriz. Neler olabilir? Biraz isyankar, daha böyle baş kaldıran devrimlere, işte yeniliklere, düzenin değişimine dair böyle bir cesaret veren bir kavuşum, Güneş-Uranüs kavuşumu dünya üzerinde biraz toplumsal olarak işte daha isyankar, daha başkaldırıcı enerjiler oluşabilir. Bununla birlikte toprak dedik boğa ve toprak hareketlerinde de tabii ki bazı riskler olabileceğini söyleyebilirim. Yani Uranüs de boğada deprenselliği arttıran bir pozisyon bu. Güneş-Uranüs kavuşumun olduğu dönemde özellikle 13, 14, 15 Mayıs gibi yani buralarda biraz daha dikkat çekici süreçler olabilir depremsellik olarak. Ülkemiz için çok önemli riskler olmamakla birlikte yine bazı göstergelere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yükselende özellikle İstanbul'a göre çıkardığımız an haritasında Algol yükseliyor. Algol evet biraz krizlerle, zorluklarla ilgili olabilir. Para konuları, finans alanları veya toplumsal krizlerle ilgili olabilir. Bununla birlikte Algol'ün boğaz ve boyun bölgesini yöneten bir burçtur.
jeofizik olarak da biraz tabii ki boğazlarla da alakalı. Dolayısıyla İstanbul Boğazı, işte ülkemizde Boğaz, Çanakkale Boğazı, biraz Boğazlar bölgesinde dikkat çekiyor. Kartografik olarak da Yeni Ay'da iz düşümü olarak bu özellikle Çanakkale Boğazı üzerinden de geçen bir hat var. Buralarda biraz daha belki toprakla ilgili konular, işte depremsellik, hareketlilik söz konusu olabilir. Dikkat etmek lazım. Bununla birlikte İstanbul'un burcu boğadır. 20 derece güneşi var kuruluş an haritasına göre. Dolayısıyla boğa burcu yeni ayı ve boğa burcundaki bu önemli geçişler İstanbul'u da şehir olarak biraz daha dikkat çekiyor. İstanbul Boğazı ile ilgili konular olabilir veya işte Kanal İstanbul'la ilgili bazı yine toprak ve yapılandırmalarla ilgili konular gündemde olabilir. Şehircilik, planlama, işte emlak sektörü, kentsel dönüşüm ve benzeri alanlarda önemli bazı kararlar, gündemler yine söz konusu olabilir. 18-19 Mayıs Güneş-Jüpiter kavuşumu var ki en şanslı açılardan biridir, bereketli açılardan biridir. Yine toprak burçlarımıza ve su burçlarımıza çok olumlu bir açısı var. Çok bereketli olabilir, şanslıdır. Hani bu dönemde işte imza atmak, sözleşmeler yapmak, yeni bir şeye başlamak, teklif etmek belki hani daha şanslı ve gelişmeye açık bir enerji karşımıza çıkarabilir. Güneş-Jüpiter kavuşumu özellikle Boğa'da olunca daha önceden yaptığımız işte bir şeylerin, yatırımların değerlenmesi, örneğin sattığımız bir maldan kar elde etmemiz, daha olumlu şartlarda işte özellikle toprak, emlak, gayrimenkul yatırımlarının olması, kentsel dönüşüm fırsatları olabilir, iş fırsatları olabilir. Bununla birlikte özellikle ilişkilerde sevgi, güven, aşk gerektiren alanlarda hani buralarda daha bizi mutlu edecek gelişmelerle karşılaşabiliriz. Özel bir gün değerlendirilebilir. Özellikle 18 Mayıs, 19 Mayıs ve 23 Mayıs'ta Jüpiter bu sefer yine Venüs'le Boğa burcunda kavuşacak. İki iyicilin kavuşumu yine çok şanslı, çok bereketli bir enerji. 29 derece Boğa'da biraz son dereceler evet üst seviyede biraz hani stres barındırabilir. Özellikle Boğa burcu sembollerinin çok aşırı vurgulanması da söz konusu olabilir. Burada açgözlülük, kazanma hırsı, sahip olma dürtüsü biraz kontrol edilmesi zorlaşabilir. Ancak kişisel haritalarımız destekliyorsa gerçekten Venüs-Jüpiter kavuşumunda çok bereketli olduğunu söyleyebilirim. Ve yine 23 Mayıs'ta zaten bir dolunay var. Bu dolunay sırasında da Yay dolunayının yöneticisi olarak Jüpiter'in Venüs'le kavuşması dolunay enerjilerini de oldukça güçlendiriyor ve çok daha bereketli, şanslı hale de getirebiliyor. Boğa burcu para, ekonomi, piyasalarla çok ilgili. Dolayısıyla bankaları etkiliyor, borsayı etkiliyor, tüm finansal piyasaları etkiliyor. Ve bu kadar güçlü gezegen geçişlerin olması dünya üzerinde özellikle piyasalarla ilgili, borsalarla ilgili çok hızlı gündemler getirebilir. Tabii ki bunlar birçokları için büyük kazanç fırsatları ama kazananın olduğu yerde kaybedenler de olabilir. Burada riski iyi yönetmek lazım. Özellikle Jüpiter'in ve Uranüs'ün etkisi, Uranüs ani gelişmeler, hızlı iniş çıkışlar getirebilir. Jüpiter'de biraz abartılı tutumlar, işte aşırı kazanma isteği, bununla beraber hırslı yaklaşımlar, açgözlü yaklaşımlar oluşturabilir. Hani buralarda biraz daha belki işte elimizdeki kaynaklarının değerini bilerek korumaya yönelik daha güvenli tutumlar içerisinde olursak, şükür enerjisini biraz daha ortaya çıkarırsak bizim için daha yararlı olabilir. Böylesi dönemlerde işte bazı malların, bazı para birimlerinin aşırı değerlenmesi mümkün. Yüksek değerlenmeler söz konusu olabilir. Bunlar özellikle toprak, İşte yeraltı kaynakları ve Boğa burcunun sembolize ettiği sektörlerle de bağlantılı olabilir. Mayıs'ın özellikle 16'sından 17'sinden sonraki dönemde Jüpiter ve Venüs'ün etkisiyle beraber bu değerlenmeleri görebiliriz. Tabii ki gıdayı da Boğa burcu yönetiyor, temel ihtiyaçlarımızı ve buralarda da aşırı pahalanmalar, değerlenmeler olabilir. Ve tabii ki enflasyonla da burada karşılaşıyoruz. Aşırı pahalılık, hizmet ve malların fiyatlarının yükselmesi,
bir kesime evet fazla kazanç getirirken bir kısmı da tabii ki zorlayacaktır. Yani para ve parasal dengeleri biraz burada korumak zorlaşabilir, özellikle dünya üzerinde ve ülkemizde tabii ki Akrep Burcu ülkesi, Venüsümüz Akrep'te, Jüpiterimiz Akrep'te ve bu Boğa Burcu geçişleri tamamen bizim ülkemizin Venüs'ünün karşısında, Jüpiter'in karşısında olacak. Venüs'ü zaten 18 derece Akrep, ülkemizin haritasının, Türkiye'nin 18 derece Boğa yeni ayını tam karşı aksta görüyoruz. Jüpiter Uranüs'te zaten natal Jüpiter'imiz, Akrep Jüpiter'imizin karşısında görüyoruz. Demek ki özellikle halkın ekonomik durumunu, halkın refahını, genel olarak ülkemizin parasını etkileyen alanlarda burada tansiyonun çok fazla artması, hızlı bir pahalılık, fiyatların artması ve tabii ki parasal anlamda dengeyi korumak biraz zorlaşıyor. Genel itibariyle Venüs'ümüz etkilendiği için burada daha dikkatli olmamız da gereken bir dönem. Yani parayla ilgili konular biraz artabilir ama dediğim gibi birazdan işte depremsellik olsun, bazı güvenlikle ilgili konular olabilir, halkın refahı, özellikle gençleri, çocukları etkileyebilecek, kalabalıkları etkileyebilecek alanlarda oluşabilecek konular bu dönemde biraz daha dikkat gerektiriyor. Güvenliğe özellikle önem vermek gerekiyor. Boğa Burcu ülkemizin parlamentosunu da etkiliyor burada. Yani meclisi etkiliyor. Genel itibariyle mecliste olabilecek yeni yapılandırmalar, buralarda zaten başlamış bir süreç var. Akrep Dolunay'ında Nisan sonu itibariyle başlamış bir süreç var. Evet, yine mecliste özellikle milletvekilleri olsun, bakanlar olsun, yani buradaki yöneticilerle ilgili alanda da önemli bir yapılandırma, bir değişim, dikkat çekici gelişmeler bekleyebiliriz. Aynı şekilde Boğa Burcu İsrail için çok önemli. Çünkü İsrail'in doğum haritası 14 Mayıs ve kuruluş haritası Boğa Burcu bir ülke ve işte Güneş, Uranüs-Jüpiter kavuşumundan direkt etkiler alıyor. Bu Boğa yeni ayıyla beraber İsrail'in özellikle biraz daha hırslı, daha açgözlü, kontrolü zor bir durumda olması mümkündür. Mars'ın da Koç burcunda olması genel anlamda aslında Mars Koç'ta çok savaşçı, daha mücadeleci, daha saldırgan olabilir. Ve İsrail'in daha talepkar, daha açgözlü ve daha kontrolü zor bir tutum içerisine girmesini de bekleyebiliriz. Bu da tabii ki tüm dünyada jeopolitik olarak ve ekonomiyi de etkileyecek önemli tetiklenmeler yaratabilir. Evet, sağlık alanında Boğa ve özellikle Algol'e de dikkat çekince genelde biraz hani sağlığa da dikkat etmek lazım. Boğaz ve boyun bölgesi, baş bölgesi bu yıldızın yönetimindedir. Gözler de tabii ki başta olan organlar olarak biraz dikkat çekiyor. Buralardaki sağlık sorunları, görünür hale gelebilir kazalara dikkat etmek lazım. Aniden hani boyun fıtıkları, boyun zedelenmeleri ve buralarda oluşabilecek problemler artabilir. Hormonal dengemiz, özellikle Venüs, Jüpiter'in abartılı etkileri, Uranüs'ün dengesizlikleri nedeniyle hormonal dengesizlikler olabilir. İnsülin direnci gibi sorunlar, işte özellikle burada diyabet sorunları, dengesizlikleri, aynı şekilde biraz daha tiroid hormonları ve bunlarla ilgili olabilecek hormonal dengesizlikler ve buna bağlı sağlık sorunları daha fazla görünür hale gelebilir. Bireysel olarak da eğer bu alanlarda hassasiyetlerimiz varsa bu ay dikkat edeceğiz. Aşırılıklardan uzak duracağız. Sağlığımızı önemsememiz gerekiyor sevgili takipçilerim. Evet, şimdi yükselen burçlarınıza göre Boğa burcunun yeni ayının etkilerine başlayalım. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Boğa burcundaki yeni ay ikinci evinizde meydana gelecek ve çok sayıda Boğa burcunda önemli gezegen geçişleri var. Dolayısıyla Mayıs ayı sizin için para ve kazançlarınızla ilgili çok önemli bir ay. Öncelikle bu yeni ay videosunun başlangıç kısmını da izlemenizi öneririm. Çünkü genel etkilerde çok önemli görünüyor. Bu ay parayı daha fazla düşüneceksiniz. Parayla ilgili hareketleriniz olacak. İş konularınız, kazançlarla ilgili tabii ki yeni adımlar atabilirsiniz. Bir işe başlamanız, işinizi kurmanız, mesleki alanda önemli kararlar vermeniz, kazandığınız paraları değerlendirmeniz, yatırım kararları vermeniz, bir şeyleri almanız, satmanız, özellikle toprak, emlak, gayrimenkul yatırımları olabilir. Daha önceden yaptığınız
yatırımların kazanç getirmesi, değerlenmesi mümkün olabilir. Bazı yeteneklerinizi keşfetmeniz, kendinizi maddi manevi güvende hissedeceğiniz, özgüveninizin artacağı ve bunu destekleyecek bazı adımlar atacağınız güçlü bir yeni ay bu. Üstelik Mars, gezegeniniz Mars da sizinle birlikte Koç burcunda olacak. Dolayısıyla bu ay aslında istekleriniz için, hedefleriniz için harekete geçme, sahip olma güdünüzün yüksek olduğu, mücadele etme gücünüzün yüksek olduğu, savaşma enerjinizin güçlü olduğu bir aydasınız. Yani ben bunu istiyorum, alırım. Ben bunu istiyorum, yaparım tarzında bir hareketiniz var. Bu da sizi daha başarılı kılabilir. Ancak çok açgözlü olmayın. Aşırı hırslı davranmayın. Özellikle para konularında gereksiz riskler almamaya çalışın sevgili koçlar. Buralarda dengeli olabilirseniz sizin için bu ay gerçekten çok kısmetli. Özellikle kazançlarda, maddi konularda çok şanslı olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Boğa burcunun 10'la 30 derece aralığında, yani burada çok gezegen geçişleri çok olduğu için derece aralığında uzun tutuyorum. Özellikle ikinci dekan, üçüncü dekanda gezegenleriniz varsa, sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, bunlar aslan, kova olabilir, akrep olabilir, boğa dışında ve önemli etkiler alabilirsiniz. Sizin için çok güçlü olabilir bu yeni ay sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, sizin döneminiz güneş burcunuzda ve çok güçlü bir yeni ay doğuyor ve üstelik az rastlanır şekilde önemli gezegen geçişleri var burcunuzda, Venüs burcunuzda, Jüpiter burcunuzda ki bunlar önemli şans gezegenleri. Lütfen bu videonun başlangıç bölümünü genel etkilerinde izleyin. Çok daha fazla detay tabii ki bulabilirsiniz. Birçok anlamda bu yeni ay size yeni başlangıçlar getiriyor aslında. Önemli gelişme fırsatları, hayatınızda büyüme fırsatları Venüs'ün ve Jüpiter'in şansıyla, fırsatıyla karşınıza çıkabilir. Uranüs hayatınızı değiştirme yönünde size cesaret veriyor, kararlılık veriyor. Özellikle belki imajınız, kişisel görünümünüzle de ilgili. Bazı yenilikler yapabilirsiniz. İmaj değişimleri olabilir. İşte güzellik, estetik, bakım gibi uygulamalar bu ay aslında sizin için çok da yararlı olabilir. Sadece fiziki anlamda değil, yaşadığınız mekanların iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi, konforunuzun arttırılmasına yönelik de bazı adımlar atabilirsiniz. Taşınmalar, yer değişiklikleri olabilir. İlişkilerle bağlantılı olarak ya da iş ve kariyerinizle bağlantılı olarak hayatınızda önemli yeniden yapılandırmalar söz konusu olabilir. Biraz genel sağlığınıza dikkat edin. Boğaz bölgesine dikkat edin. Hormonal sisteminize dikkat edin. Çünkü iştahınız çok artabilir. Bir şeyleri kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Bu da aşırı şeker tüketmek, tatlı tüketmek, hamur işi tüketmek olabilir. Kilo artışları olabilir. İşte insülin direnci gibi ya da tiroidle ilgili sorunlarınız varsa biraz bu ay kendinize sağlık anlamında dikkat etmeniz lazım. Eğer fark etmediğiniz sağlık sorunlarınız varsa belki onlar da kendini gösterebilir. Bir farkındalık da söz konusu olabilir. Genel itibariyle bu ay dikkat çekeceğiniz, kendinizi ifade edeceğiniz ve hayatta önemli fırsatların karşınıza çıkabileceği çok güçlü bir ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 10 derece ile 30 derece arasındaysa birçok gezegen bu noktalarda olduğu için önemli etkiler alabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, boğa burcunda doğacak yeni ay 12. evinizde meydana gelecek. 12. evde birçok gezegen geçişi var. Merkür de ayın ikinci yarısı boğa burcuna geçecek. Bu ay biraz böyle geri planda durup hayatı sorgulayıp gözlem yapacağınız bir dönemde olabilirsiniz. Bu hani her zaman bulunduğunuz ortamlardan uzaklaşmanız, biraz geri çekilmeniz, belki bir tatil yapmanız, biraz uzaklara gitmeniz de sağlayabilir. Ya da yalnız yapacağınız işlere daha fazla odaklanabilir. Sanatla ilgilenebilirsiniz, üretebilirsiniz, bir şeyleri tasarlayabilirsiniz. Çok bereketli ve üretken bir dönemde olabilir. Yani yaratıcılığınızın güçlü olduğu bir dönemdesiniz aslında. Bu dönemde biraz hayatınızı böyle iyileştirmek adına işte bilinçaltı çalışmaları, ruhsal terapiler, işte ruhsal, bedensel, zihinsel şifa arayışlarınız artabilir. Kendinizle ilgilenebileceğiniz bir dönem. Gerek kendiniz, gerek yakınlarınız için işte kliniklere, hastanelere daha fazla gidebilirsiniz. Hani buralarda işte bakım çalışmaları, bunlar güzellik, estetik, bakım gibi konularda olabilir. Yani mutlaka sağlıkla ilgili sorun olması gerekmiyor. Ancak sağlıkla da ilgili uygulamalar yapmanız için iyi bir dönem.
Beslenmenizi gözden geçirebilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınızı, yaşam düzeninizi şöyle bir düzenleyebilirsiniz. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde manevi anlamda bir güçlenme, bir derinleşme var. Yardımlaşma temaları hayatınızda çok öne çıkabilir. Lütfen bu videonun giriş bölümlerini, genel bölümlerini de izleyin. Çünkü genel etkiler de çok tesirli olacaktır. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, aslan, akrep ya da kova gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan çok daha güçlü, önemli etkiler alabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, boğa burcundaki yeni ay 11. evinizde doğacak. Birçok gezegenin 11. evinizde, şans evinizde olması kuşkusuz Mayıs ayını sizin için çok keyifli, şanslı, bereketli bir ay haline getirebilir. Umutlarınız var, planlarınız var, geleceğe ait projeleriniz var. İşte bunları başlatmak için çok şanslı bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Uzun vadeli hedeflerinize odaklanabilirsiniz ve çevrenizden de önemli destekler alabilirsiniz. Sürpriz teklifler, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Her şeyden önce maddi konularda da bu yeni ayın sizi desteklediğini düşünüyorum. Yani çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz, kazançlarınız artabilir, mali durumunuz iyileşebilir. Burada kendinizi maddi anlamda daha değerli, daha güvende hissedebilirsiniz. Olumlu alışverişler yapmanız, doğru yatırımlar yapmanız mümkün. Veya bunları daha önceden tasarladığınız, yaptıysanız bunların güzel geri dönüşleri olabilir, kazançlarınız olabilir. Arkadaşlarla çok fazla bir arada olacağınız, sosyalleşeceğiniz, kalabalıklara dahil olacağınız, arkadaş gruplarınızla keyifli vakitler geçirebileceğiniz de bir aydasınız. Bu tabii ki sizi duygusal konularda, aşk konularında, sevgi ilişkilerinde de destekleyebilir. Yani bir hızlı bir tanışma, aniden gelişecek bir ilişki, bir aşk hayatınıza girebilir sevgili yengeçler. Lütfen bu videonun genel bölümlerini, başlangıç bölümlerini de izleyin. Güçlü bir boğa yeni ayı, birçok önemli etki gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 10-30 derece arasındaysa, aslında birçok gezegen olduğu için derece aralığını da biraz orp aralığını burada geniş tutuyoruz. Özellikle ikinci dekan, üçüncü dekan bir yengeçseniz çok daha güzel destekler alıyorsunuz bu yeni aydan. Sabit burçlarda da gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki yeni ayın hayatınıza katacağı etki artabilir. Daha hareketli bir yeni ay olabilir sizin için sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, boğa burcundaki bu güçlü yeni ay sizin için kariyerle ilgili, toplumdaki duruşunuz, statünüz, geleceğinizi etkileyecek alanlarda çok önemli, güçlü tesirler getirebilir. Bu dönemde biraz daha vizyonunuzu geniş, hedeflerinizi büyük tutabilirsiniz. Yeni bir işe başlamanız, bir mesleğe adım atmanız, kendi işinizi kurmanız veya kariyerinizde önemli bir statü değişimini yapmanız mümkün. Yani bu işbirlikleriyle bağlantılı olabilir, evlilik gibi, ilişkilerinizle yine eş zamanlı olabilir, yer değişiklikleri, taşınmalar, düzen değişiklikleri olabilir. Biraz hani ailevi konular, anne baba, ebeveynler, sizin ya da eşinizin ailesi ve onlarla ilgili konularda da güçlü etkiler alıyorsunuz. Yani burada da bir yandan çok şanslı, mutluluk edici gelişmeler olurken bir yanda da hızlı değişimlerin, yeni bir döngünün, özellikle ailevi alanda yaşamdaki duruşunuzu, statünüzü, biraz hani genel kariyer konularınızı etkilemesini bekleyebiliriz. Genel itibariyle bu yeni ay tabii ki sabit burçlarımız ve sizi daha fazla etkiliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 2. dekan, 3. dekan yani 10'la 30 derece arasındaysa birçok boğa gezegeninden şu anda güçlü tesirler alıyorsunuz. İşte Uranüs değişimler getirirken Jüpiter fırsatlar, büyüme imkanları getiriyor özellikle kariyerde. Özellikle çalışma ortamınızda dikkat çekebilir. Bir başarı, bir ödül alabilirsiniz. Bu size bir ün de getirebilir. Yani özellikle sanatçıysanız yaptığınız işlerle dikkat çekebilirsiniz. Ya da işlerinizde alacağınız bir başarı sizi terfi ettirebilir. Üstlerinizin çok takdirini kazanabilirsiniz. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde lütfen bu videonun başlangıç kısmının genel bölümlerinde izleyiniz. Çok fazla detay bulabilirsiniz ve sizin için çok önemli bir dönemde, özellikle kariyerinizle ilgili önemli bir ayda olduğunuzu unutmayın sevgili aslanlar.
Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Boğa burcundaki yeni ay 9. evinizi aydınlatacak ve burada gerçekten çok güçlü gezegen geçişleri var. Biraz hayata bakışınız, düşünceleriniz, inançlarınız, felsefeleriniz de aslında güçlü bir değişim döneminde. Ufkunuz gelişiyor, fırsatlarınız artıyor, eğitim konuları, akademik çalışmalar, yeni girişimler, yurt dışı konuları, özellikle uluslararası alanda olabilecek gelişmeler bu yeni ayda çok fazla gündeminizde olabilir. Daha fazla seyahat yapabilir, yolculuklar yapabilir ya da seyahatler planlayabilirsiniz. Medya, yayıncılık işleriniz, internet, sosyal medya üzerindeki işleriniz, girişimleriniz için biraz hani sınırları aşacak, yani sizi daha geniş kitlelere ulaştıracak her türlü iletişimle ilgili, medya ile ilgili iş için bu yeni ay çok güzel açılım fırsatları, çok güzel büyüme fırsatları, şanslar getirebiliyor size. Bununla birlikte hukuksal konularda, yasal işleriniz varsa mesela yine önemli yardımlar alabilir, destekler alabilirsiniz. Bu anlamda yakınlarınızdan, sizin yakınlarınızdan ya da eşinizin yakınlarından, ailesinden daha fazla destek alabilirsiniz. Bu alanlarda önemli hareketlilikler söz konusu olabilir. Lütfen bu videonun başlangıç bölümünü genel etkilerinde izleyiniz. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz ikinci ve üçüncü dekandaysa Boğa burcundaki gezegen geçişlerinden çok güzel tesirler alıyorsunuz. Ayın 15'inden sonra özellikle şanslı etkileri, büyük fırsatları bekleyebilirsiniz. Ve sabit burçlarda Boğa, Akrep, Aslan, Kova burçlarında gezegenleriniz varsa tabii ki bu yeni ayın sizin için etkileri, gücü artacaktır sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, Boğa burcundaki yeni ay 8. evinizde olacak. Yönetici gezegeniniz Venüs. Boğa burcunda Jüpiter orada. Venüs'ün Jüpiter'le kavuşumu meydana gelecek bu ay 23 Mayıs civarında. Dolayısıyla sizin için para konularında çok bereketli, çok şanslı bir döngü olabilir. Evet, daha fazla tabii ki para düşüneceksiniz. Parayla ilgili işleriniz olacak. Bir borçlanma konusu, bir kredi konunuz olabilir, bir yatırım işiniz olabilir. Toprak işleri, emlak işleri, gayrimenkul işleri, kentsel dönüşüm ve benzeri alanlarda önemli yapılandırmalarınız olabilir ve buralarda önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı şekilde eşinizin kaynakları, eşinizin işi, gelirleri ve sizin buradan alacağınız desteklerle ilgili önemli gelişmeler olabilir bu yeni ayda. İşbirlikleri, ortaklı gelirler, giderler, hisseli paralarla ilgili de çok hareketlilik var. Yani belki bir miras işiniz var. Burada yine gelişmeler hızlanabilir. Sizin lehinize önemli etkiler söz konusu olabilir. Beklediğiniz toplu bir para elinize geçebilir. Bir nafaka, bir tazminat, bir burs almanız veya bir prim kazanmanız mümkün. Emeklilik gibi bir konunuz yine hızlanabilir ve bu yeni ayda çok fazla gündemde olabilir. Lütfen bu videonun başlangıç kısmını da izleyiniz. Genel bilgiler de çok yararlı olacaktır sizin için. Sevgili Teraziler, özellikle sabit burçlarda Boğa, Akrep, Aslan ya da Kova gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın etkileri sizin için çok daha güçlü, önemli olabilir. Evet sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, yeni aydan en fazla tesiri alan burçlardansınız. Birçok gezegen ilişki evinizde neredeyse böyle bir resmi geçit yapıyor. İyicil gezegenler de orada, Venüs orada, Jüpiter orada ve sürprizler getiren Uranüs orada. Böyle olunca tabii ki ilişkilerle ilgili dinamikler hayatınızda çok önemli oluyor. Evlilik konularında Mayıs ayı sizin için çok güzel bir ay olabilir. Yani bu ay evlenebilirsiniz, imza atabilirsiniz. Yeni tanışmalar olabilir. Çok güzel teklifler alabilirsiniz. Evlilik olabileceği gibi böyle ortaklıklar, önemli arkadaşlıklar, işbirlikleri. Yani buralarda da çok güzel etkiler söz konusu. Süre gelen bir işiniz, yani bir işbirliğiniz, işte bir evliliğiniz varsa eşinizin ve ortağının şu anda hayatında çok dikkat çekici önemli gelişme fırsatları söz konusu olabilir. Yani ilişkiler alanınızda önemli tesirler alıyorsunuz sevgili Akrepler ve kuşkusuz bu az rastlanır. Şanslı da bir dönemi işaret ediyor ilişkilerle ilgili. Sürpriz tanışmalar olabilir. Hiç beklemediğiniz anda evleneceğiniz kişi karşınıza çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı özellikle önemseyin. Burada yükselen burcunuz, güneş burcunuz, ikinci dekan, üçüncü dekansa
özellikle 15 derece ve sonrasındaki dereceler biraz daha fazla güçlü etkiler alabilir. Ve tabii ki sabit burçlarda, işte bir boğa burcunda, bir aslanda, akrepte, kovada gezegenleriniz varsa etkiler artabilir. Lütfen bu videonun başlangıç bölümünü, genel etkilerini de izleyiniz. Bunun da size çok önemli katkıları olabilir sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, boğa burcundaki yeni ay 6. evinizde meydana gelecek. Evet, Mayıs ayı sizin için yoğun bir ay. Birçok işiniz, uğraşmanız gereken birçok konu olabilir. Ama bunlar genel itibariyle sizi mutlu eden, sizi keyiflendiren konular. İş ortamınızda, mesleki alanlarda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yani iş arayan yaylar için keyifli bir dönem, bir işe girmeniz, mesleki anlamda bir adım atmanız mümkün. Süregelen işlerinizde de olumlu gelişmeler, büyüme fırsatları olabilir. Bununla birlikte 6. ev günlük hayatınız, konforunuzla ilgili. Yani konforunuzu arttıracak. İşte çalışma ortamınızda rahatlamalar olabilir, yardımlar alabilirsiniz. Yaşadığınız mekanların güzelleştirilmesi, iyileştirilmesi adına olumlu adımlar söz konusu olabilir. Daha iyi bir ortama geçmeniz mümkün mesela. Sağlıkla ilgili önemli bir ay. Sağlığınızla daha fazla ilgilenmeniz, sağlığınızı iyileştirmeniz, günlük rutinlerinizi düzenlemeniz mümkün. Biraz aşırılıklar olabilir. Çünkü Jüpiter, gezegeniniz Jüpiter, Güneş'le birleşiyor, Uranüs'le birleşiyor, Venüs'le birleşecek. Bu da sizi daha fazla keyfe düşkün hale getirebilir. İştahınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çok abartılı olabilir, işte yeme içmeye düşkün olabilirsiniz. Biraz tembellikleriniz olabilir. Hani bu da kilo aldırabilir. Eğer işte diyabet gibi böyle insülin sorunlarınız varsa ya da tiroid gibi genel böyle hormonal dengesizlikleriniz varsa bu ay biraz dikkat edin. Çünkü buralarda da hani hormonal dengesizliklerin artabileceği bir ay. Sağlık konularında da özen gerekiyor. İşte beslenmenize dikkat edin, diyetinizi kontrol edin. Abartılardan, aşırılıklardan uzak durmak gerekiyor. Bu ay eğer böyle yanınızda bir asistan, bir yardımcı istiyorsanız, evde çalışacak bir eleman istiyorsanız mesela güzel fırsatlar çıkabilir karşınıza. Ve evcil hayvanlarla da ilgili güzel etkiler var. Evcil hayvan sahibi olabilir ve çok keyifli bir döngüyü hayatınıza mutluluk verecek, size böyle hayatınıza renk getirecek önemli bazı gelişmeler olabilir. Lütfen bu videonun genel bölümünü, başlangıç bölümünü de izleyiniz. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda, boğa, aslan, akrep ya da kovalarda, kova burcunda gezegenleriniz varsa yeni ayın etkileri sizin için çok daha güçlü olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, evet, boğa burcundaki yeni ay kuşkusuz sizin için de çok güzel etkiler getiriyor. Şans eviniz, 5. evinizde önemli gezegen geçişleri var ve üstelik bunlar şans gezegeni. Venüs var, Jüpiter var, birlikte hareket edecekler. Mutluluk duyacağınız, size keyif verecek gelişmelerin çok öne çıkacağı çok harika bir Mayıs ayı olabilir sevgili oğlaklar. İşte aşık olabilirsiniz, hayatınızda bir ilişki varsa çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Eğlenceli ortamlara katılabilirsiniz. Keyifli tatiller, seyahatler yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili keyifli etkiler var. Çocuklarınız mutluluk verebilir ya da çocuk sahibi olmak, işte hamilelik, doğum gibi konular gündemde olabilir. Yani bu ay parasal kazançlar için de çok güzel. Çünkü şansa ihtiyacınız olan piyasalarla ilgili, yatırımlarla ilgili alanlarda gerçekten şans bu ay var. Yani spekülatif alanlarda, işte şansla ilgili konularda şansınızın açık olduğu bir dönemdesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 2. dekan, 3. dekan dönemindeyse, yani 15-30 derece aralarında özellikle bulunuyorsa, bu şans faktörü sizin için çok daha güçlü çalışabilir bu ayın genelinde. Ve lütfen bu videonun başlangıç bölümünde izleyin. Çünkü genel bilgilerden de çok önemli detaylar var ve bunlar da size fayda sağlayabilir. Evet, Mayıs ayı, boğa yeni ayı sizin için mutluluk ve şans anlamına geliyor sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, boğa burcu yeni ayı 4. evinizde doğacak. Birçok gezegen özel yaşamınızı belirten, biraz sizin için ev anlamı, yuva anlamı, aileyle ilgili konular olan 4. evinizde olacak. Bu da tabii ki biraz hani kendinizi, aileye daha fazla odaklamanızı, evde daha fazla zaman geçirmenizi, aileyle ilgili işlere, evle ilgili işlere yönlenmenizi sağlayabilir. Güzel ve bereketli gezegen açılarımız da var burada. Venüs gibi, Jüpiter gibi. Hani bu dönemde birçok kova taşınabilir, istediği evi bulabilir, ev alabilir, yatırım yapabilir, kentsel dönüşüm gibi fırsatlar yakalayabilir.
aileyle ilgili konularda yine evlenmek, yuva kurmak, işte bir size ait bir eve çıkmanız işte mümkün. Yine anneniz, babanız, ebeveynlerinizle ilgili sizi mutlu edecek gelişmeler olabilir. Onlarla daha fazla zaman geçirebilirsiniz ya da onların yaşamında iyileşmeler, keyif verici gelişmeler söz konusu olabilir. Emlak, toprak gibi alanlarda daha fazla kazanç elde edebilirsiniz bu dönemde. Bir şeyi satmak istiyorsanız, çünkü çok bereketli, kazanç getiren satışlarınız olabilir ya da çok uygun, hani yine çok şanslı alımlar da yapabilirsiniz bu anlamda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz ikinci dekan ve üçüncü dekan arasındaysa, yani 15-30 derece arasındaysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz bu yeni aydan. Yeni ay videosunu lütfen başlangıç bölümünde izleyiniz sevgili boğalar. Orada da genel bilgiler var. Bunlardan da önemli faydalar elde edebilirsiniz. Evet, bu ay biraz hani keyfinize, konforunuza, İşte evde zaman geçirmeye yönelebilirsiniz. Evde mutlu oluyorsunuz. Yani evde mesela bahçe işleri hoşunuza gidebilir. Evinizi dekore edebilirsiniz. Evde toplantılar düzenleyebilirsiniz. Yemek davetleri yapabilirsiniz. Aileyle bir arada olabileceğiniz zamanlar olabilir. Kutlamalar yapabilirsiniz. Yani evde sizi mutlu edecek böyle keyifli gelişmelerin, aileyle paylaşacağınız zamanların olması mümkün görünüyor sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, boğa burcundaki yeni ay 3. evinizde olacak. Bu yeni ay genel itibariyle size daha iyimser, daha keyifli, daha yaratıcı bir enerjiye sokabilir. Hani bir şeyleri yazmak, çizmek, tasarlamak, üretmek için çok bereketli bir dönemdesiniz. Sanatla uğraşıyorsanız, evet, bu boğa yeni ayı tüm sanatsal becerilerinizi, tüm estetik böyle görsel yeteneklerinizi ortaya koymanız için size fırsatlar verebilir. İş için, eğitim için veya özel amaçlı keyifli seyahatler yapabilirsiniz veya bunları planlayabilirsiniz. Eğitim fırsatlarınız var. İlgi duyduğunuz alanlarda bu bir sanatsal eğitim kursu olabilir, bir kişisel gelişim için bir eğitim olabilir. Eğitimler hayatınızda açılabilir. Bir şeyleri öğrenmek için çok güzel bir dönemdesiniz. Yeteneklerinizi geliştirmek için iyi bir dönemdesiniz. Kardeşlerle ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Yakınlarınızla daha fazla birlikte olabilir. Özellikle kardeşlerden, yakın ilişkiler, akrabalar, hani onlarla olan ilişkilerden mutluluk alabilirsiniz. Komşu ilişkileriniz de bu dönemde, çevresel ilişkileriniz de çok destekleyici olabilir sevgili balıklar. Ticari bazı iş fırsatlarıyla da tabii ki karşılaşabilirsiniz. Bu videonun lütfen başlangıç bölümünde izleyin. Orada da detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda, boğa, aslan, akrep ya da kovada gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki bu yeni ayın tesirleri, etkileri artabilir. Yükselen burcunuz veya güneşiniz özellikle 15 ile 30 derece arasındaysa yeni ayda birçok gezegenden olumlu açılar alacaksınız. Bu da sizin için çok daha bereketli, daha şanslı, daha fırsatlı bir yeni ay olacağını işaret ediyor sevgili balıklar.